Hayıt kadın hastalıklarında özellikle adet anoru düzensizliklerinde yoğun adet görmede vesaire ve kısırlıkta etkisi ispat edilmiş. Bende 10 binden fazla dergi var. Ama bunlar magazin değil. Akademik dergi. Hmm. Almanca bunların hepsi. Türkçe yok. Türkçe yok. Peki hocam, yine hastalık türlerine geçelim. Oradan bitki takviyeleri üzerinden siz de bir şeyler söyleyin. Özellikle belirli yaşlardan sonra eklem ağrıları, romatizma, variz, lumbar, buna benzer rahatsızlıklar çok yaşar. Evet, şu gördüğünüz romatizma, herkesin bildiği romatizmaya karşı ısırgan. Evet, bu ısırganla ilgili, ısırganın hem yaprağı, sapı şifalı, hem tohumu, hem de kökü. Köküyle ilgili biraz önce bahsetmiştim. Yelpaze palmiyesi prostat büyümesine karşı etkilidir diye. Isırgan kökü de aynı zamanda beta-sitosterol içerir. Prostat büyümesine karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış Almanya'da. 5000 hasta üzerinde denenmiştir. Biz ne yaptık? En etkilerinin bitki ekstratlarıyla çok daha etkili hale getirdik. Zabal Forte. Isırgan otu ise 8955 hasta sadece Almanya'da. Artrit, artroz, yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu gibi, omuz, sırt, bel ağrılarını gibi romatizma hastalıklarını denenmiş. Almanya'da denenmiş. Romatizmaya karşı etkili, çok çok etkili kaç bitki vardır? 3-5. Bunlardan birisi ısırgan otu, diğeri şeytan pençesi kökü. Şu gördüğünüz. Şeytan pençesi köküyle ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bu bitki Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay bir damla su görmez. Bunun 3 çeşit kökü var. Kazık kök, saçak kök ve yumru kök. Yumru köklerinin birleşiminde çok yoğun oranda herpagozit içerir. Bu nedir? Romatizmaya karşı en etken madde. Bununla da ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Şu dergide. Evet. Şöyle çölde yetişiyor. Yumru gibi. Evet, şöyle yumru gibi kökleri var. Çölde yetişir. Yüzlerce klinik araştırması var. Sadece Profesör Doktor Kubrunski'nin Freiburg Üniversitesi'nde 10 binden fazla insan tedavi etmiştir. Omuz, sırt, bel ağrıları olan. Şimdi biz ne yaptık? Bir, ısırgan forte, artrit, artroz, fibromiyalji, ankylozan spondilit gibi romatizma hastaları için etkili. İki, şeytan pençesi forte, aynı şekilde romatizma. Bunlar birlikte kullanılacak değil mi hocam? Şimdi ayrı ayrı da olur, birlikte de olur. Mesela iltihaplı romatizmada şeytan pençesi, iltihaplı olmayan romatizma türlerinde ısırgan forte, artı bir de at kuyruğu otu, diğer ismiyle, halk arasındaki ismiyle kırkkirit. Bu da kemik erimesine karşı etkili. Herhangi bir nedenle, mesela romatizmadan dolayı veyahut da adet düzensiz, bazı bayanlarda İşte menopoza girdiği zaman, adet kesildiği zaman, östrojen hormonunun yetersizliğinden yavaş yavaş kemik erimesi başlar. Yani bu bir faktör. Bunun haricinde başka sebepler de kemik erimesini tetikleyebilir. Erkeklerde de olabilir. Kemik erimesine karşı dünyada en etkili bitkidir. At kuyruğu veya kırk kilit. Şu gördüğünüz bitki. At kuyruğuna benzediği için at kuyruğu. O olanı değil mi hocam? Biz bunun ekstraktını, özel bir kapsül ürettik. 40 kilit otu forte, ısırgan otu ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kemikleri güçlendirir. Mesela bizim Doktor Süleyman Bey'in annesinin hem kalçadan kemik o kadar incelmiş ki, yürürken dahi kemikleri kırılırsa, kalça kemiği, Allah korusun, bir sürü problem ortaya çıkar. İç kanama vesaire icabında. Dizinden protez takılması gerekir. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var. Yani ameliyat masasında ölüm riskosu var. Kaldıramayabilir. Ağır bir ameliyat. Doktorlar demiş ki biraz iyileşsin, diğer rahatsızları hafiflesin, ondan sonra ameliyat edelim. Bu halde ameliyat edemeyiz. Süleyman Bey bize geldi, dedi ki ne yapabiliriz? At kuyruğu otu, ısırgan otu, civan perişan otu, ayrı kökü, özel bir çay hamamı, iksir, aloe vera jeli olması şart ama. İksir, aloe vera jeli. Her rahatsızlığa mutlaka iksir, aloe vera jeli. Çünkü bunlar detoks, vücudu arıtıcı.
anti-aging, yani hücre yenileyici, dokuları yenileyici, vücudu temizleyici, lenf kanallarını arıtıcı. Bunları birlikte kullanmak gerekir. Kullandı. 6 hafta sonra doktoruna gittim de o harika, ameliyata gerek yok dediler. Kemiklerindeki kalsiyum oranı %68 artmış. Bu kadar etkili yani. Evet. Peki.